Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan'a son vermek, hem de Alman kralına gözdağı verip gücünü kırmak için Mohaç seferini başlattı. Sefere 300 top ve 100 bin kişilik bir orduyla çıktı. Yolda Petervaradin ve Illok kalelerini alan Kanuni, hedefin Macaristan'ın başkenti Budin olduğunu söyledi. Macarlar, Osmanlı ordusunu Mohaç Ovası'nda karşılamak için ordugah kurdu. Macar kralı Lajos'un en büyük güven kaynağı, Erdel Bey'in kendisine yollayacağı 30 bin kişilik süvari birliğiydi. Fakat bu birlik gelmedi, buna rağmen Macarlar savaş planları gereği Osmanlı ordusuna beklenmedik bir darbe vurarak savaşı kazanabileceklerine inanıyorlardı. Osmanlı ordusu 28 Ağustos 1526'da Mohaç Ovası'na geldi. Başta Sultan Süleyman, Vezir-i İbrahim Paşa olmak üzere ordunun bütün komutanlarıyla Eski ve tecrübeli askerlerinin katıldığı bir savaş meclisi toplandı. Bu mecliste Malkoçoğlu Bali Bey, birbirlerine zincirlerle bağlı zırhlı Macar süvarilerinin çok tehlikeli olduğunu ve kitle halinde saldırının sakıncalı olacağını, düşmanın yan ve gerilerine yapılacak saldırıların daha çok yarar sağlayacağını söyledi. Teklif mecliste kabul edildi. Macar ordusu ise kendi savaş planı gereğince iki safa ayrıldı. İlk saf merkez, sağ ve sol olmak üzere kuruldu. İkinci saf ise dört koldan meydana gelmekteydi. Macar ordusu 29 Ağustos'ta Topyekün hücuma geçti. Macar ordusunun en tehlikeli kısmı ağır süvari birliğiydi. Bu birlikler tamamen zırhtan oluşuyordu ve birbirlerine kalın zincirlerle bağlıydılar. Osmanlı askerlerinin bunları ortadan kaldırması çok zordu o yüzden önceden kararlaştırılmış olan sahte saldırı ve geri çekilmeyle Macar ordusunu topların menziline çekmekti hedef. Macar birlikleri Osmanlı ordusunun geri çekildiğini düşünerek hep birlikte hücuma başladı. Bunun üzerine küçük bir akıncı birliği vurkaç taktiğiyle cevap verdi ve onları ordunun merkezine yani 300 topun olduğu saflara çekti. Macar ordusu topların menziline girdiği an akıncılar bir anda topların önünden çekildi ve Macarlar daha ne olduğunu anlamadan 300 top aynı anda ateş aldı ve ağır süvari birliklerle beraber Macar ordusunun yarısından fazlası oracıkta öldü. Akıncılar da kaçmaya çalışan birlikleri çember içine alarak yok etti. Mohaç Ovası'nın bir yanı bataklık olduğundan dolayı kaçmayı başaran diğer Macar askerleri de boğularak can verdi. Savaşı net bir üstünlükle Osmanlı Devleti kazanmış oldu. Ayrıca bu savaş tarihin en kısa süren meydan muharebesidir. Toplam iki saat sürmüştür. Osmanlı Devleti bu savaşla Avrupa'da öteden beri Osmanlılara karşı Hristiyanlığın en güçlü müdafaa hattını kırmış oldu. Macaristan artık Osmanlı toprağı oldu.